Yabanalar Birliği, Türe Vakfı Yapı Kredi Emeklilik İşbirliği ile sunulan Grup Emeklilik Planı hizmeti hakkında bilgi almak için Yapı Kredi Emeklilik İç Anadolu Bölge Müdürü Sayın Atilla Özel ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Evet, bireysel emeklilik sisteminin tanımıyla başlayalım. Nedir bireysel emeklilik ve neden gereklidir? Evet. Öncelikle ben de Türkiye Barolar Birliği, Türe Vakfı ve Yapı Kredi Emeklilik arasındaki bu işbirliğinden kaynaklanan grup emeklilik planımız için tüm avukatlarımıza, tüm baro çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun demek isterim. Çünkü gerçekten çok önemli bir proje bu. Ve herkesin de gerçekten tüm üyelerimizin, baro üyelerimizin, çalışanlarımızın, baro çalışanlarımızın, avukatlarımızın bu sistemi bir an evvel tanımaları ve dahil olmalarını yürekten diliyorum. Çünkü bireysel emeklilik sistemi çok basit bir ifadeyle şudur. İnsanlar doğarlar, büyürler, iş hayatına geçerler ve bir dönem gelir emekli olurlar. Emekli olduktan sonra da gelirleri düşer. Tüm dünyada böyledir aslında bu. Yani sadece Türkiye'ye ait bir durum değildir. Doğal olarak düşen gelirleri çalışırken yakalamış oldukları hayat standartlarını emeklilik döneminde de sürdürebilmeleri esastır. Bireysel emeklilik sistemi bunu sağlar. İkinci bir emeklilik geliri olarak düşünebilirsiniz. Bu dünyanın gelişmiş ekonomilerine baktığınızda çok büyük boyutlara varmıştır. Çok büyük yer rakamlara ve adetlere ulaşmıştır. Biz Türkiye olarak 8 yıl önce yaklaşık bu sistemle tanıştık. Ve çok iyi gidiyor gerçekten. O günden bu yana baktığımızda insanlar öğrenmeye başladılar, ilgi göstermeye başladılar. Bir takım kurumsal çalışmalar söz konusu oldu. Nitekim bizim Barolar Birliği yapmış olduğumuz bu çalışmada bunun yine bir sonucu. Evet. Ve bu vesileyle tüm avukatlarımıza ulaşacağız. Ve onların gelecekteki düşebilecek gelirlerini emekli oldukları daha rahat bir hayat sağlamaları için çalışırken yakalamış oldukları standartları devam ettirebilmeleri için emeklilik döneminde şimdiden bu sisteme sahip olmalarını sizler vasıtasıyla buradan da duyurarak inşallah sağlamış olacağız. Evet, inşallah. Peki bu noktada hemen şunu sormak istiyorum size. Bireysel emeklilik sistemine kimler girebilir? Şimdi bireysel emeklilik sistemi aslına bakarsanız medeni hakları kullanma ehliyetine sahip tabiri caizse 18 yaşından gün almış herkes bu sisteme dahil olabilir. Biz bunu kendi içimizde içselleştirecek olursak Türkiye Barolar Birliği'ne kayıtlı tüm avukatlarımız, üyelerimiz, stajyer avukatlarımız, onları da ihmal etmedik, onlar da var gruplarımız içerisinde. Aynı zamanda eş ve çocukları, baro çalışanlarımız, tamamı tüm baro çalışanlarımız tabii ki bu sisteme dahil olabilirler. Evet. Peki Sayın Özer, Türkiye Barolar Birliği Grup Emeklilik Planı'nın bireysel planlara göre avantajları nelerdir? Evet. Şimdi biz yola çıkarken Türkiye Barolar Birliği yöneticileriyle tabii ki üyelere bir takım imkanların verilmesi esastı. Pazarda şöyle bir durum var. Grup planları var ve bireysel planlar var. Doğal olarak karşımızda büyük bir grup var. Avukatlarımız var, çalışanları var, eş ve çocukları var. Bireysel plandan, münferit poliçelerden ayrıştığı noktalar var avantaj anlamında. Bunlardan birincisi hemen söyleyebilirim. Bir giriş aidatıdır. Biz münferit poliçelerde, bireysel poliçelerde giriş aidatı alırız. Ama bizim Türkiye Barolar Birliği Grup Emeklilik Planımızda giriş aidatı yoktur. Bir başka bir işle aslında giriş aidatı 5 yıl sonraya ötelenmiştir. Düzenli olarak 5 yıl sistemimizde kalan bir avukatımız giriş aidatını ödemez ve sıfırlanmış olur. Bir başka avantaj yönetim gelir kesintisi vardır. Bunlar mevzuatta olan ve yasal kesintilerdir. Bireysel poliçelerde bu kesintiler %8'lere kadar çıkar. Yani şunu söyleyebilirim, yatırdığınız 100 liranın 8 lirası yasal kesinti olarak, yönetim gelir kesintisi olarak kesilir. Ama bizim Türkiye Barolar Birliği Grup Emeklilik Planımızda bu kesinti tutarı %1 ile sonuçlandırılmıştır. Yani şunu söyleyebiliriz, toplamış olduğumuz katkı payları, kişilerin ödemiş oldukları katkı payları fonlarda değerlendirilirken çok az bir kesintiyle fonlara geçmekte. Toplamış olduğumuz katkı paylarının büyük bir kısmını yatırıma yönlenmektedir. Yani kesinti miktarı çok düşüktür. Türkiye Barolar Birliği Grup Emeklilik Planı'nda. Evet.
Peki şunu da sormak istiyorum. Daha önce bireysel emeklilik sistemine dahil olan katılımcılar bu grup planından faydalanabilirler mi? Evet, kesinlikle faydalanabilirler. Bunlar mevzuatta da vardır zaten. Şimdi karşımıza şöyle bir durum çıkabilir. Hemen şunu söyleyebilirim. Şu anda mevcutta bireysel poliçelerde bizim avukat müşterilerimiz mutlaka vardır. Veya baro çalışanlarımız mutlaka vardır. Evet. Sigortamız olarak. Bu kişiler bu Türkiye Barolar Birliği Grup Emeklilik Planı ile birlikte direkt bir plan değişikliğiyle hemen avantajlarına da sahip olarak bir şekilde herhangi bir şekilde kaybada uğramadan, geçmiş haklarını kaybetmeden dahil olabilirler. Hemen bununla ilgili işlemleri yapabilirler. Çok kolay. Burada şu soru gelebilir. Başka sigorta şirketlerinde bireysel poliçeleri olanlar, bireysel emeklilik poliçesi olanlar geçiş yapabilirler mi şeklinde. Evet, bu da mümkün. Mevzuatta bu da yayılır. Bu da şöyle olur. Diğer sigorta şirketlerinde poliçesi olanlar eğer isterlerse, mevzuatta da vardır ben de söylediğim gibi, bir yılları dolduktan sonra haklarım adı altında haklarıyla birlikte bu plana dahil olabilirler. Bir diğer sorumuzla devam etmek istiyorum Sayın Özer. Türkiye Barolar Birliği Grup Emeklilik Planı çerçevesinde sunmuş olduğunuz ek faydalar var mıdır? Evet, vardır. Hatta bunlar geniş bir yelpazede de yer almaktadır. Hemen aklıma gelenleri söyleyeyim. Örneğin bizim firmamızın, Yapı Kredi Emeklilik Birliği'nin anlaşmış olduğu, daha önce Yapı Kredi Sigorta Grubu'nun anlaşmış olduğu özel hastanelerde indirimli sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Bizim anlaştığımız oranlardan Türkiye Barolar Birliği Grup Emeklilik Planı'na katılımcıları özel hastanelerdeki anlaşmalı fiyatlardan, indirimli fiyatlardan faydalanabilirler. Bu güzel bir avantajdır. Evet. Yani özel hastaneleri kullanabilirler ve burada normalin altında ödemeler yapabilirler. İndirimli fiyatlardan faydalanırlar. Bir diğer konu, acil tıbbi destek, 24 saat destek hizmeti alabilirler. Göndereceğimiz poliçelerde sözleşmeleri düzenledikten sonra orada tüm bilgiler, kartlar bulunmaktadır, telefon numaraları. 24 saat arayabilecekleri ücretsiz sağlık danışma hizmeti alabilirler. Bu da yine önemli bir ek faydadır. Bir diğer ek faydamız, örneğin mesela bir sağlıkla ilgili sorun oldu yine. Bir sağlık merkezine ulaştırılması gerekiyor. Kişinin yer gitmesi gerekiyor. Bir ambulans hizmeti gerekiyor. Bunu ücretsiz yine Türkiye Barolar Birliği Grup Emeklilik Planı'na sahip olan çalışanlar, üyeler yine bu hizmetten ücretsiz faydalanabilirler. Bunun dışında bir de çok enteresan bir şey daha vardı. Onu da söylemek isterim. Yani her şeyi düşünmüşüz herhalde. Onu söylemek istiyorum. Şimdi sisteme giren, bireysel emeklilik sistemine giren, Yapı Kredi Emeklilik'te bu plana giren, Türkiye Barolar Birliği Grup Emeklilik Planı'na giren üyelerimiz diyelim Allah göstermesin herhangi bir sorun nedeniyle iş göremez duruma geldiler. 6 ay ve daha sonrası için iş göremez duruma geldiler. Yapı Kredi Emeklilik o kişilerin 5 yıl boyunca iş göremezlik nedeniyle ödeyemeyecekleri katkı payları üstlenir. Ve aylık 750 TL'ye kadar bu katkı paylarını kendisi öder. Firmamız karşılar. Yani her şeyi düşünmüş durumdayız aslına bakarsanız. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ya bireysel emeklilik sistemine sahip olanlar sadece geleceklerini garanti altına almıyorlar. Günümüz şartlarında karşılaşabilecek sisteme karşı özellikle sağlık veya iş göremezlik gibi katkı payı ödemede güçlükle ilgili konularda da yine firmamızın Yapı Kredi Emekliliğinin desteğini almaktalar. Yani bunu sadece hani bir anlamda baktığınızda tabii ki Yapı Kredi Emeklilik bu sözleşmeyle birlikte, bu planla birlikte ikinci bir emeklilik yolunu açıyor. Bir emeklilik programını sunuyor. Çok büyük avantajlarla baro üyelerine, baro çalışanlarına, eş ve çocuklarına. Ama aslına bakarsanız bir taraftan da günümüzde yaşarken karşılaşabileceğimiz sağlıkla ilgili sorunlarda da yanında yer alıyor. Bunu da hani ihmal etmemekle büyük fayda var diye düşünüyorum. Peki bahsetmiş olduğunuz bu plana göre ödenmesi gereken minimum miktar varsa ne kadardır ve katkı payları hangi sıklıkla, hangi ödeme araçlarıyla yapılabilir? Evet. Şimdi biz minimum 88 TL bu plan için belirlemiş olduğumuz minimum katkı payı aylık olarak söylüyorum 88 TL'dir. Ama ben burada biraz birkaç cümle söylemek isterim. Şimdi
dünya ortalamasına bakmak lazım. Çünkü bireysel emeklilik sistemi dünyada çok gelişmiş durumda. Türkiye'de çok hızlı ilerliyor. Çok yaygınlaştı, bilinirliği çok arttı. Ve biz de yaptığımız araştırmalarda, özellikle baktığımızda doğru katkı payının ne olduğuna dair yaptığımız araştırmalarda baktık ki gelirin %10'u, kişinin aylık ya da yıllık gelirinin %10'unu bu emeklilik programına aktarması en doğru sonucu veriyor kişi açısından. Yani benim önerim bir başka deyişle, bir sınır verebilirim. Hani sorduğunuz için söylüyorum. %5 ile %15 arasındaki bir oranı bu sisteme, gelirin %5'i ile %15'ini bu sisteme aktarmak, ortalama %10 değil, biz burada dünya ortalamasıdır zaten, şiddetle öneririm. Yani kişiler emeklilik döneminde çalışırken yakalamış oldukları standartları devam ettirebilsinler hakkıyla diyecek olursak, hakikaten doğru katkı payının ödemelerini buradan sizlerin vasıtasıyla ilan etmek isterim. Bunun da ortalaması %10'dur. Ama %5-%15 arasında bu marjlar belirlenebilir. Evet. Bir de bunu şey söylemiştiniz galiba, hangi sıklıkla ödemeler yapılabilir diye. Sorunuzun diğer kısmıydı. Tabii ki bunu çok esnek bir ödeme planı vardı. Öncelikle benim önerim kredi kartına bağlamaktır. Kredi kartına bağladığınızda, özellikle bizim Yapı Kredi World kredi kartımıza bağladığımızda oradan da yarım puan gelir ekstra. Bu da bir avantaj sağlar. Eğer yoksa hemen bir Yapı Kredi World kartı da almalarını öneririm. Oradan da menfaatler olacaktır çünkü. Ama kredi kartı en çok kullanılan bir ödeme aracıdır. Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcılarımızın aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık, yani peşin dediğimiz tarzla, şekilde ödemeler mümkündür. Yani her düzenli ödemeler yapabilirler. 3 aydan 3 ay ödeme yapabilirler, 3 aylık dönemler halinde. 6 aydan 6 ay ödeme yapabilirler ya da yıllığı peşin olarak ödeyebilirler. Evet, bayağı imkanları var. Evet, kredi kartını tavsiye ediyorum. Özellikle World kredi kartını. Orada da bir puan hesabımız olduğu için, bir ekstra puan verdiği için. Evet. Peki izleyicilerimizi biraz daha aydınlatmak amacıyla şunu da soralım hemen. Bireysel emeklilik sisteminden emekli olma koşulları nelerdir? Çok nettir. İki tane şart vardır. Öncelikle şunu söylemek isterim. Bireysel emeklilik sistemi aslında hani tanım itibariyle uzun vadeli bir tasarruflu yatırım sistemidir. Kısa vadeli bir sistem değildir. Zaten hani öyle olması gerekir. İki tane şartı vardır demiştim. Bunlardan bir tanesi 10 yıl düzenli prim ödemek, katkı payı ödemek bir başka deyişle. Bir diğeri de 56 yaşını bulmak. Yani iki kriterin aynı anda gerçekleşmesi gerekir. Hem 10 yıl düzenli katkı payı ödeyeceksiniz sisteme ve yaşınız da 56'yı bulmuş olacak. Bu ikisi gerçekleştiği andan itibaren emeklilik talebinde bulunabilirsiniz. Peki son olarak şunu soralım size. Türkiye Barolar Birliği grup emeklilik planına dahil olan katılımcılara sağlanan vergi avantajları nelerdir? Evet, şimdi devlet bireysel emeklilik sistemini yasa olarak meclisten çıkardığı vakit, ki çok önemlidir bu, bir yasası vardır yani bireysel emeklilik sisteminin ve devletimiz desteklemiştir bunu bir anlamda. Bu tip sistemlerin, emeklilik programının Türkiye'de gelişmesi anlamında ciddi vergi teşvikleri sunulmuştur. Bireysel emeklilik sisteminde şöyle baktığımızda 3 temel ana başlıkla vergi avantajından bahsedebiliriz. Bunlar, hatta şunu da çok iddialı söyleyebilirim, diğer yatırım araçlarında olmayan vergi avantajıdır. Şöyle özetleyecek olursak, birinci vergi avantajı direkt hemen katkı payını ödemeye başladığımız dakika itibariyle başlar. Der ki düzenlemeler, mevzuat, bunlar da ben hani detaylara girmeyeceğim burada çok fazla ama hani kabaca bunu ifade edebilirim. %15 ile %35 arasında bir geri dönüş sağlar. Yani bir başka deyişle 100 lira katkı payı ödediğinizde bulunduğunuz vergi dilim oranına göre size bunun 15 lirası ile 35 lira arasındaki bir rakam dönüşü sağlanır. Yani size gerçek maliyeti 100 liranın çok daha aşağı doludur. Bu ciddi bir avantajdır. Bunu katkı payı öderken yaşarsınız. Bu çok enteresandır. Yani katkı payı öderken yaşamaya başladığınız bir avantajı hemen ifade etmeye çalıştım. İkinci vergi avantajı ise bu gene hani Türkiye'de baktığımda herhangi bir yatırım aracında olmayan bir avantajdan bahsedeceğim şimdi. Biz tabii bireysel emeklilik sisteminde müşterilerimizden almış olduğumuz katkı paylarını fon sisteminde yatırımlara yönlendiriyoruz, fonlar vasıtasıyla.
ve günlük değerleniyor bu paralar. Günlük değerlenirken nemalanıyor, bir getiri oluşuyor. Bu getiri günlük olarak değerlendiği için sistem günlük değerleme üzerine çalışıyor. Bir sonraki güne geçerken normal şartlar altında diğer yatırım araçlarında bir vergisi olur bu işin, bir kesintisi olur. O kesinti yapıldıktan sonra ikinci güne, üçüncü güne devam eder gider. Ama bireysel emeklilik sisteminde böyle bir kesinti söz konusu değildir. Böyle bir stopaj yoktur. Yani sizin paranız değerlenir o gün. Bir sonraki güne geçişte herhangi bir yasal kesintiye maruz kalmadan eklenerek ikinci güne geçer. Böyle gider emekliliğinize kadar. Bu şu anlama gelir. Diğer hani bunu da yine tabii ciddi bir vergi teşviki olarak sunmak lazım. Köver aldırmak lazım. Diğer tüm yatırım araçlarında, enstrümanlarda, yani bireysel emekliliği karşılaştıracak olursak diğer yatırım araçlarıyla böyle bir vergi teşviki, böyle bir vergi avantajı diğerlerinde yoktur. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu da tabii doğal olarak orada oluşacak getirilerin, toplam fon varlığının çok daha büyük olmasını, diğerlerine göre daha avantajlı olmasını sağlar. Üçüncü vergi avantajı ise, üç başlık altında olduğunu söylemiştim, o da emeklilik döneminde. Bakın, katkı payı öderken bir avantajdan faydalanıyorsunuz. İlki buydu. İkincisi, paralarınız fonlarda değerlenirken bir avantajdan faydalanıyorsunuz. Yine bir vergi avantajından. Üçüncü ise, emeklilik dönemini yakaladınız, 10 ya da 56 yaşı buldunuz, şartları gerçekleştirdiniz. O noktadan itibaren size en düşük stopaj oranını, yani %3.75'lik bir kesintiyi sunuyor bireysel emeklilik sistemi ve sizi o noktadan itibaren ister toplu para, ister emekli maaşına sarz ederseniz sizi bundan faydalandırıyor. Yani orada çok düşük bir kesinti uyguluyor. Bu da yeni bir vergi avantajıdır. Diğer yatırım araçlarına göre karşılaştırdığımızda. Bu nedenle vergi avantajları bu sistemin çok önemli bir yeridir, alanıdır. Bunun çok iyi değerlendirilmesi lazım. Yani bireysel emeklilik sistemine baktığınızda hem emekliliğimizi hem toparlamak gerekirse hem emekliliğimizi, ikinci emekliliğimizi duble emeklilik de diyebiliriz buna, emeklilik dönemimizde. Çünkü emeklilik dönemi dediğiniz süre de az bir süre değildir. Ortalama insanlar emekli olduktan sonra Türkiye'deki istatistikler 25 yıla yakın bir sürede bu emekliliği geçirdiklerini gösteriyor bize. Yani bir emekliliğimiz 25 yıl süresiyle emeklilik dönemi geçiriyor. Tabii orada gelir düşmüş olduğu için bu sistemin hani bir önemi ikinci kat kez artmış oluyor. Bundan dolayı vergi avantajları, ek faydaları, iki emeklilik dönemindeki ihtiyaçları karşılama sağlamı bütün olarak baktığınızda gerçekten çok ciddi, güzel, çok şeffaf bir emeklilik programıdır. Bundan dolayı bu tüm avantajlarla birlikte tüm Baro Birliği üyesi avukatlarımızın, tüm baro çalışanlarımızın, eş ve çocuklarımızın, onların eş ve çocuklarının bu sisteme acilen bir an evvel girmelerini ben buradan çok şiddetle öneriyorum. Bunun neden de söylüyorum, onu da söyleyeyim. Çünkü bu tip sistemlerde bir başlangıç noktası çok önemli. Bir an evvel girmek gerekiyor. Ve insanlar çok zorlanmayacağı rakamları burada tasarruf edecekler bu anlamda. Ne kadar erken girerlerse o kadar ilk iş için geç kalmış sayılmayız. Yani şu anda stajyer bir avukatımız da bu işe direkt kendi imkanları ölçüsüne girebilir. Veya uzun yıllardır avukatlık yapmış, belli bir noktaya gelmiş bir avukatımız da bu sisteme kendi gelir doğrultusunda girebilir. Bu yüzden hani rakamların önemi kişilerin gelirleriyle direkt orantılıdır. Bunların ötesinde en önemli şey bir an evvel girebilmektir. Başlangıç noktasını sağlayabilmektir. O yüzden bu fırsatı bence biz yakaladık birlikte. Yapı Kredi Emeklilik ve Türkiye Barolar Birliği. Bir an evvel ben hani harekete geçmelerini, bizi aramalarını, sizi aramalarını buradan televizyon kanalı vasıtasıyla iletmek istiyorum. Evet, Türkiye Barolar Birliği, TÜREVAK ve Yapı Kredi Emeklilik İşbirliği ile sunulan Grup Plan Emeklilik Hizmeti hakkında konuştuk. Sayın Atilla Özer'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi bilgilendirdiniz. Sağ olun. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın.